Günaydın, günaydın arkadaşlar hepinize. Biz kalktık şimdi, ben pazar kahvaltısını hazırladım. Bugün böyle pratik yapacağız. Eşimin canı sosis ekmek istemiş. Bu şekilde gitmiş fırından ekmekler almış. Bir de şöyle pirinç sosisimiz var. Onları kızarttım. Şimdi arasına koyup hemen sadece mayonez, ketçap ilave edeceğim. Bugünün kahvaltı menüsü de bu şekilde. Yeniden geldim karşınıza arkadaşlar. Şöyle saçlarımı da toparladım, örtümü taktım. Neden? Çünkü bugün birlikte çiğ börek yapacağız. Şimdi hemen ben ne yaptığımı ön işlemde göstereyim. Şöyle 4 su bardağı un koydum. 1 adet yumurta ve 1,5 tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. Şimdi bunu şöyle önce bir karıştıralım. Şu anda unu göz kararı koydum. Burada şu anda 4 su bardağı un var. Şöyle ılık su ilave ediyorum. Öncelikle hamuru biraz toparlayacağım. Ondan sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. Biraz da ilave edebilirim. Ilık su. Tarz hamur işlerinde aslında pek ölçüde olmuyor biliyorsunuz. Biraz göz kararı oluyor. Çünkü onun kalitesine, markasına göre değişiklik gösterebiliyor ölçüler. O yüzden böyle göz kararı devam edeceğiz. Yani genel olarak söylemek gerekirse çiğ börek hamuru için gereken malzemeleri söyleyeyim size mayasız olarak. Un, su, tuz ve 1 adet de yumurta. Yumurta da tercihe bağlı ama ben ilave ediyorum. Çiğ böreği benim kayınvalidem çok güzel yapıyor. Enfes yani. Kayınvalidemin ellerinden yiyoruz. Ama bir de ben kendim de daha önce birkaç kere yapmıştım. Şimdi bugün tekrar yapalım dedik. Eşimin canı istemiş bugün. O şekilde. Bugün de ben kendim yapacağım. Şöyle artık elime devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi bu esnada artık tezgahın üzerinde yuvarlayacağım, kıvamını aldıracağım. Evet, şimdi gördüğünüz gibi hamurum tam kıvamını aldı. Bakın şöyle. Tam kıvamında, ele yapışmıyor. Çok güzel yoğruluyor. Bir su bardağı kadar falan daha ilave ettim. Yani sanırım 5-5,5 su bardağı kadar un dökmüş oldum. Dediğim gibi siz yapacağınız kişi sayısına göre, işte ununuzun kalitesine göre, hamur kıvamına göre ölçüsünü ayarlarsınız. Burada önemli olan içerisine giren malzemeler, mayasız hamur için. Bu şekilde hamurum hazır. Şimdi iç malzemesini hazırlamaya geçiyoruz. Ben içerisine bir de patates haşlayacağım, kıymanın içerisine. Patates rendesi kullanacağım. Haşlandıktan sonra yani ezeceğim.
Neden? Daha böyle lezzetli oluyor. Hem de içiniz daha bereketleniyor. Esası zaten aslında tabii ki sadece kıymalıdır. Ama bu şekilde de çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim içerisine patates de girdiği zaman. Kayınvalidem de o şekilde yapıyor bazen. Hatta ilk defa kayınvalidem geçenlerde yaptığında böyle içerisine ince ince biber de kıymıştı. Aslında normalde koymuyordu ama o şekilde de çok lezzetli oldu. O yüzden ben de böyle ince biber kıydım. Daha sonrasında bol soğan olacak, lezzetini veren o ve kıyma. İç harcını da çok güzel bir şekilde yoğurduktan sonra hazır oluyor. Yine iç malzemesi de sizin damak tadınıza kalmış. Patatesler neden suda diye sorarsanız, dün akşamdan hazırlamıştım ben malzemelerimi. Soydum, bu şekilde patateslerimi suya koydum. Böyle olunca buzdolabında kararmadan ertesi güne kalıyor. Patateslerimi de düdüklü tenceremde haşlayacağım. Hemen 5-10 dakikada oluyor düdüklü de. Hemen şimdi suyunu ilave edelim, haşlamaya bırakalım. Dün de çekim yapmıştım ama çok kısa bir çekim oldu. Sadece böyle akşam yemeği menüsü sunumlu bir tabak hazırladım. Onu şimdi izleyeceksiniz. Bir de akşam çocuk parkına gittik. Bizim buradaki yenilemişler çocuk parkını böyle hayırlamak istedik. Oraya gittik akşam. Böyle biraz görüntüler aldım. O yüzden onu da hemen bu videoya eklemek istiyorum. Ben iç malzememi hazırlayana kadar, hazırlıklarımı tamamlayana kadar dilerseniz siz de şimdi dünkü videomu izleyin. Evet, şimdi baharatlarımızı atacağım. Henüz patateslerim haşlanmadı. Patateslerim haşlandıktan sonra dediğim gibi patatesleri rendeleyeceğim içerisine, haşlanmış patates. Şöyle 3-4 adet yeterli geliyor. Kırmızı toz biber attım. Karabiber. Çok az kimyon da atacağım ben. Tat veriyor. Ve tuz ilave edeceğim. Hatta karabiber biraz daha atabilirim.
tuzla atalım, tamamdır. Soğandan çok fena gözlerim yandı. Rondoda çektiğim halde aşırı derecede soğana karşı gözlerim hassas arkadaşlar. Öyle böyle değil. Çok kötü yanıyor böyle. Dayanamıyorum yani, hem yanma, yaşlar akıyor böyle gözümden. Neyse, tuzumu da ekledim. Patatesim de hazır olunca hepsini birden yoğuracağım. Şimdi ben buraya her şeyimi hazırladım. Patateslerim haşlandı, ezdim. Ve kıymalı harcımı da iyice yoğurdum. Önce birlikte yoğuracaktım ama vazgeçtim. Önce kıymayı yoğurdum iyice. Ondan sonra da patatesler biraz soğusun, içerisine ekleyeceğim ve birlikte yoğuracağım. Bu şekilde iç harcım hazır olacak. Şurada hamurum var. Malzemelerimi, alet edevatlarımı hazırladım arkadaşlar. Birazdan başlıyoruz. Şimdi şöyle gelişi güzel parçalara ayıracağım yuvarlamak için. Şimdi ben bezelerimi hazırladım. Tam 15 tane beze çıktı. Dediğim gibi 5,5 su bardağı ölçüsüyle az oldu arkadaşlar. Yani yaptığıma, bu kadar uğraştığıma değmez. O yüzden ben şimdi biraz daha hamur yapacağım tekrardan. Ama size göstermek açısından hemen 1-2 tane şöyle hazırlayacağım. Bu arada patatesim de fazla geldi. Bunu ayırıyorum. Başka bir şey için kullanırım. Bir miktarını ekledim kıymaya patatesi. Bir de ne yapıyoruz? İç harcın kolay sürülebilmesi için hamura şöyle bir çay bardağı kadar su dökeceğim. O zaman daha kolay sürülüyor. Aynı lahmacun harcındaki gibi yani, düşünün. Biraz sulu sulu olursa içi daha lezzetli oluyor. Yani bu 15 tane bize yetmez. Şimdi zaten birazdan annem de gelecek yardıma. Ama ben dediğim gibi birkaç tane şöyle örnek olsun diye sizlere göstereyim. Ondan sonra da tekrar bir daha hamur yoğurayım. Aslında sofram var ama şimdi sofrayı da açmak istemedim. Şöyle tezgahta yapacağım. İlk önce merdane ile biraz büyütüyoruz. Daha kolay oluyor o zaman. Evet, şimdi oklavamı alacağım. Oklavayla büyütmüşlüğüne geçeceğim. Biraz şöyle un serpiyorum. Şimdi şöyle bir tarafına iç harçtan koyacağım. Bakın, bunu da böyle yaptım. Kasenin içerisine su koydum. Kaşığı suya batırıp batırıp iç harcını yayarsak daha rahat yayılıyor o zaman. Bu da kayınvalidemin püf noktalarından.
Ben de sizlerle paylaşıyorum bu şekilde. Şöyle iç harcımı koydum. Biraz fazla geldi galiba. Tamam. Şimdi bu şekilde böyle kapatıyorum. Şimdi isterseniz böyle kesiciyle yapabilirsiniz. İsterseniz de çay tabağıyla. Kayınvalidem hep bu şekilde çay tabağıyla yapıyor. Kenarları hani düzgün olsun diye kenarlarını kesiyor. Gerçekten de daha da pratik oluyor çay tabağıyla. Böyle bir metal çay tabağınız varsa daha iyi olur. Yine kenarlarını da şöyle hafifçe parmağımıza bastırıyoruz ki açılmasın diye. Bakın bir tanesi böyle hazır. Örnek size göstermiş oldum. Şimdi hemen tepsimize bir tanesini şöyle koyalım. Şimdi diğer unu alıyorum. Yine biraz un. Üzerine de serpelim şöyle. İlk önce böyle biraz büyütüyoruz hamuru. O zaman daha rahat oluyor merdaneyle. Şimdi tekrar oklavaya geçiyorum. Şimdi biz bunu kayınvalidemlerle yaptığımız zaman tabii ki daha iyi oluyor. Böyle kalabalıkla. Mesela ne yapıyoruz? Birimiz bu şekilde dediğim gibi merdaneyle önce biraz büyütüyor. Ondan sonrasında kayınvalidem böyle oklavayla açıyor. İşte birimiz iç harcını hazırlayıp kapatıyoruz. Birimiz kızartma işlemine girişiyoruz. Böyle birkaç evden olunca çok daha iyi oluyor. Şimdi zaten birazdan annem de gelecek. Ama onun öncesinde ben sizlere şöyle bir iki tane örnek göstermek istedim. Şu kamera karşısında da şu anda çok rahat yapamıyorum ama. Tamam. Şimdi tekrar harcımızdan yayalım. Suya batıralım. Evet. Kapatıyoruz. Hamurun şekli çok da önemli değil zaten açarken. Çünkü zaten bu şekilde kenarlarını kestiğimiz için şekli düzgün oluyor. Kestikten sonra. Ne yapıyoruz? Yine kenarlarını şöyle parmağımızla bastırıyoruz. Ve ikinci adet de hazır arkadaşlar. Bu şekilde yarım ay şeklinde oluyor. Ben şimdi hızlıca yapayım. Diğer hamuru yapayım. Ondan sonra tekrar görüşelim. Tek sade merdane ile de açabilirsiniz. Şimdi o şekilde yaptım. Bunu mesela sadece merdane ile açtım. Bundan sonrakileri de o şekilde devam edeceğim. Hiç oklavaya bulaşmayacağım. Daha pratik olacak. Tek bir seferde. Daha güzel açıldı. Evet, sadece merdane ile yaptım.
Başladım. Tamam. Şimdi bir dakika. Hadi. Şunu da yapalım. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ ol anneciğim. Beraber gelecek şimdi. Evet, hani böyle dediğim gibi arkadaşlar. Bakın sadece sırf merdane ile de oluyor. Hiç oklavaya gerek yok tekrar. Şöyle. Daha düzgün oldu. Tek seferde bayağı pratik şekilde böyle açmış oldum. Şimdi tekrardan yine böyle içine koyuyorum. Ondan sonra yine kapatacağım. Ne oldu anneciğim? Ne oldu, sessiz konuşuyorsun? Ben yine çay tabağıyla kesiyoruz. Ama çiğ yem annem, bak karnın ağrır. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle bunu silkeleyelim. Diğeri de hazır. Evet, annem de kızartma işlemine geçti arkadaşlar. Kolay gelsin annem sana da. Şöyle yakından göstereyim. Çok çabuk kızarıyor. Evet. Pembeleşince alacağız zaten. Çevire çevire kızartmamız gerekiyor ki tek bir taraf kabarıp kalmasın diye, eşit olsun. Evet, çiğ börekler hazır. Size afiyet olsun. Şöyle dediğim gibi ikinci hamuru da yoğurdum ben. O zaman fazla oldu bu şekilde. Yani böyle fazla çıkmasını istiyorsanız şöyle bir 30 adet falan. 12 su bardağı da un tam gelecektir. Ya da işte 1 kilo un diyelim. O şekilde. Ama tabii siz kalabalık falan değilseniz yine benim verdiğim ölçüyle de 15 adet çıkıyor. Bize yeter derseniz, ama bize yetmez, biz biraz fazla yiyoruz. Kayınvalideme de gönderdim şimdi eşimle. Afiyetler olsun onlara da. O şekilde biz de şimdi hep birlikte yemeye başlayacağız. Yanına da ayran olacak. Bu akşamın da menüsü bu şekilde. Eşime de afiyetler olsun. Eşimin canı çok istemişti. O yüzden yaptım. Bu arada bu çiğ böreği yapışım da 3. yapışım. Annemin de ellerine sağlık. Annem de kızartmasını yaptı. Şimdi hemen şöyle bir tane de sana tamam göstereyim mi? Göstereyim. Şöyle. Çalın içinden. Sıcak. Koymamızın amacı da altında kağıt tablo var. Dik koyunca yağı çok güzel, fazla yağı süzülüyor. O zaman çok yağlı olmuyor. Hafif oluyor. Bu şekilde tavsiye ederim. Kayınvalidemler de öyle yapıyorlar. Hep bu şekilde dik dik diziyorlar kızarttıktan sonra. O zaman yağını çok güzel kağıt tablo emiyor, çekiyor. Böyle. Göstereyim size. Evet, 30 adet çıktı arkadaşlar. Bu şekilde şöyle.